Efendim merhabalar, Bloomberg HT ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir programla karşınızdayız. 1 artı 1 eşittir 1 programımızın ismi. Bazıları için ilginç, sıra dışı gelebilir bu matematik işlemi ama bazıları da vardır ki onlar için 1 artı 1 eşittir 1'dir. Bu anlayışı benimsemişlerdir. Peki kimdir onlar ve bu anlayışın altında yatan temeller neler? Konuşacağız. Bundan böyle her hafta salı günleri felsefe ve sanat konuşacağız. Sevgili hocam, kıymetli hocam Dücane Cündüoğlu'yla birlikte. Hocam merhabalar. Merhabalar. Adettendir hayırlı olsun diyelim isterseniz. Evet, özellikle. Allah utandırmasın. Evet, felsefe konuşacağız dedik, sanat konuşacağız dedik. Daha doğrusu siz anlatacaksınız, biz dinleyeceğiz ama tabii sorularımız da olacak. O sorulara da hep birlikte yanıt arayacağız. Ben de zaten iyi bir dinleyici olduğum iddiasıyla karşınızda oturuyorum. İsterseniz temelden başlayalım. Felsefe konuşacağız dedik. Neden felsefe konuşacağız? Felsefe konuşmak ne işe yarar? Felsefenin hakikati ne, özü ne? Buyurunuz hocam. Ben de hayırlı olsun diyeyim ilk programımız. Felsefe konuşacağız diyebiliriz. Felsefe yapacağız diyebiliriz. Felsefe işte konuşulan bir şey midir? Yapılan bir şey midir? Diyelim ki eylem, içinde eylem olacak mı? Hatta Feuerbach üzerine tezlerde Karl Marx'ın çok ünlü bir sözü vardır. İşte o Die Philosophen haben versucht diye başlar. Filozoflar dünyayı değişik biçimlerde yorumladılar. Ama asıl yapılması gereken onu değiştirmektir. Biz dünyayı felsefe yaptığımızda ya da felsefe konuştuğumuzda dünyayı değiştirme hakkımızdan vaz mı geçiyoruz? Yoksa dünyayı konuşarak değiştireceğine inanan saf dillerden miyiz? Felsefe dünyayı değiştiriyor. Yani ne yazık ki Karl Marx'a burada hak veremeyeceğiz. Çünkü eylem ve düşünce arasındaki ilişkide düşünmeden eğleyemeyiz. O bakımdan hangi konuda eylemek istiyorsak o eğleyeceğimiz şey üzerinde düşüncenin ona ön gelmesi gerekir. O bakımdan dünyayı anlamaya, yorumlamaya çalışmak aslında dünyayı değiştirmenin bir biçimidir. Sokakta değiştirme değil. Hatta Heidegger'in bir sözü aklıma geldi şimdi. Nasıl düşünmeli, nasıl yapmalıyla ilgili bir soru olduğunda, yani ne yapmayı düşünüyorsunuz diye bir soru soruluyor. Diyor ki bir cümlede hem düşünmek hem yapmak iki eylem var. Bu benim için çok diyor mealen. Dolayısıyla biz dünyayı konuşarak değiştireceğimize inanmıyoruz. Ama dünyayı yorumlayarak değiştirebileceğimize inanıyoruz. Nasıl böyle bu kadar emin olabiliyoruz kendimizden? Çünkü dünya felsefenin sayesinde değişti. Yani bugünlere eğer dünyayı yorumlayan zekalar olmasaydı dünya değişmezdi. Asırlar içerisinde en azından biz 2500 yıldır dünyanın değiştiğini biliyoruz. Ve felsefenin buradaki payını es geçemeyiz. Ama denebilir ki dinler, bilim, din ve bilim, hatta sanat, felsefenin yanı sıra dünyanın değişmesinde bir işleve sahip olmamışlar mıdır? Olmuşlardır. Dolayısıyla bu ilk program olması bakımından ben de kendi pozisyonumu açık etmek için
dinle ve bilimle, felsefe arasındaki ayrımlara biraz izninizle dikkat çekmek istiyorum. Bir kere şunu söylemeliyiz. En önce ne vardı denirse, ki tarihte bunlara çok değişik yanıtlar verilmiştir. İşte Yuhanna İncil'inin ilk ayeti, önce Logos vardı, söz vardı. Bazılarına göre akıl vardı, söz Tanrı'ylaydı, Logos. Ve Logos Tanrı'ydı der ilk üç ayeti Yuhanna İncil'inin. Ama Goethe bundan pek hoşnut olmadığı için önce eylem vardı der. Çağı itibariyle de, eylemin çağı olması itibariyle Marx gibi Goethe de düşünmeyi biraz, düşünmeyi ve konuşmayı dolayısıyla biraz gevezelik addediyorlardı o çağ itibariyle. Düşünmeden eyleme geçirebilir mi ki hocam? İnsanların zaten çoğu düşünmeden eyleme geçiyor. Düşüncesizce eyleme geçiyorlar. Öyle olmasa dünyada bu kadar haksızlık olmazdı. İşte felsefe onlara düşünün de eyleyin diyor. Ama şöyle bir çelişki var. İlk filozof kabul edilir, Thales. Ki bence yanlış bir başlangıçtır o felsefe tarihinin. Yanlış algılanmasının sonuçlarından biridir ama geleneğe uyarak Thales yaşlıyken evinin önüne çıkıp göğü gözlemliyor. Ve fakat önündeki çukuru göremeyip çukura düşüyor ve yanında da işte birkaç versiyonu var öykünün. Bir tanesinde yaşlı bir kadın, bir tanesinde de Trakyalı bir hizmetçi kız. O dönemde antik Yunan açısından Trakya biraz daha farklı algılanan, anlaşılan bir yerdir kuzeyde. Şöyle söyler, der ki önündeki çukuru görmüyorsun, gökteki yıldızları izlemeye çalışıyorsun. Felsefe esas itibariyle önündeki çukura düşme tehlikesini üstlenerek göğe bakma yükümlülüğüdür. O yüzden yani düşünmeden eğlenebilir mi? İnsanlar düşünmeden eğlerler. Düşünmeye başladıklarında, yani göğe baktıklarında önlerindeki çukuru göremezler. O bakımdan önce ne vardı sorusundan devam edelim. Önce inanç vardı. Önce sanı vardı. Hatta öyle ki ilk insanların tanrıları akleden, düşünen tanrılar değildi. Düşünme tanrılara yakıştırılmıyordu. O yüzden benim öyle bir şeyim vardır, saptamam. Zeus aklettiği için, düşündüğü için göklerin tanrısı değildi. Güçlü olduğu için tanrıydı. Ya da aslan aklettiği için ormanların kralı değildir. Güçlü olduğu için, hani biraz amiyane bir tabir olacak, bağışlayınız. Böyle kodu mu tutturur derler, düşüncesizce eylemi simgelemek bakımından. Hakikaten Zeus'a bakıldığında Zeus gücüyle ortaya çıkar. Akıl Prometheus'un payına düşmüştür. Ormanda akıl aslanın payına değil, tilkinin payına düşmüştür ya da çakalların payına. Düşünme insanın çok geç kazandığı bir yetenektir. Yani ilk insandan beri düşünmüyoruz.
düşünme insanın kazandığı bir şeydir ve burada ki bu programlar boyunca sık sık başvuracağız. Düşünme zihinsel işlem yapmak demek değildir. Düşünme sistematik düşünmedir ve kurgul düşünmedir. Yani kavramla düşünmedir. Bunun için insanlık yüz binlerce yıl beklemiştir. İki şeyi beklemiştir. Bir, paranın ortaya çıkışını ve yazının ortaya çıkışını. Niye? Analitik düşünme, kavramsal düşünme yazı ve para olmadan olmazdı. Yani mübadele ortaya çıkmalıydı. Meta mübadelesi. Değiş tokuşun alışverişe dönmesi gerekirdi. Öyle söyleyeyim. Takasın alışverişe dönüşmesi gerekirdi. Ya da kullanım değerinin değişim değerine dönüşmesi gerekirdi. Ve bu sayede insan kavramı kullanabilir, kavrama ulaşabilir hale geldi. O yüzden tanrılarına bütün kadim dinlerde zekanın, aklın yakıştırılmamasının nedeni budur. Çünkü dünyayı yöneten şey esas itibariyle güçtü. Akıl değil. Akıl zorla ve adım adım kazanılarak elde edildi. O yüzden hiç tereddüt etmeksizin insan yaşamının temelinde inançlar, sanılar, genel kanaatler vardır diyebiliriz. Bunların tek tek çözümlenerek, çürütülerek, yanlışlanarak imgeden kavrama geçilmesi çok zaman almıştır. Bunu biz iki terimle açıklayabiliriz. Bir tanesi tasarım. Genelde halk mesela düşünme dediğinde tasarım anlar. Yani diyelim ki herhangi bir televizyon programını açtığınızda yapılan bir konuşmaların tamamına yakını tasarım düzeyinde gerçekleşir. Tasarım nedir? Duyulara bağlıdır. İmgelemin hareketidir. Ve orada kavram yoktur. Kavramın olabilmesi için biraz daha zihnin soyutlama yeteneğinin eğitilmesi gerekir. O bakımdan önce din vardı diyebiliriz. İnançlar vardı diyebiliriz. Önce güç vardı diyebiliriz. Bu manada eylem vardı bile diyebiliriz. Yani düşüncesizce eylemler vardı. İnsan eyledi ve sonra düşünmeye başladı. Yani önce düşünme, sonra eylem aslında doğal öncelik değildir. Ussal önceliktir. Yani ne demeye çalışıyorum? Sperm mi öncedir? İnsan mı öncedir? Denirse herkes doğal ve tarihsel olarak spermin insandan önce olduğunu söyleyecektir. Oysa insan olmasaydı sperm olmazdı. Ya da başka bir örnek vereyim. Önce yumurta, hı hı. Sonra piliç, işte sonra tavuk. Hangisi önce? Önce yumurta denebilir. Doğrudur ama bu biyolojik, doğal önceliktir. Ussal öncelik değildir. Ussal öncelik amaçta kendini ortaya koyar ve yumurta tavuk olmak istemektedir. Dolayısıyla ussal olarak tavuk öncedir. Hatta ben bunu çok uzun uzun tartışmış ve Marx'la Hegel arasındaki ilişkiyi anlatırken şöyle demiştim. Marx'ın ünlü başyapıtının adı Das Kapital'dir, sermaye. Oysa Marx'ın Hegel'le olan karşıtlığını dikkate alarak söylüyorum. Önce emeği yazması lazımdı. Yani yazması gereken kitabın başlığı sermaye değil,
emek olmalıydı. İşte köle emeği de olabilir bu, ücretli emek olabilir, toprağa bağımlı olarak. Fakat öyle yapmadı. Çünkü Marx Hegel'den yararlanarak insan anatomisini anlamak için maymun anatomisine başvuramayız. Bilakis maymun anatomisini açıklamak için insan anatomisine başvurabiliriz dedi. Ve bundan hareketle de kendi tezini şöyle konumlandırdı. Modern toplumu, burjuva toplumunu çözümlemeden geleneksel toplum biçimlerini çözümleyerek modern toplum biçimini çözümleyemeyiz. Aksine önce modern burjuva gelişmiş örneği çözümlemeli, gelişmiş örnekten hareketle ilkel biçimleri, belirlenimleri çözümlemeliyiz demişti. Şimdi o bakımdan ben de hiç düşünmeden daha doğru bir ifadeyle tereddüt etmeden inancın, sanıların, kör dogmaların önce geldiğini söyleyebilirim. İşte Göbekli Tepe'de de böyledir. Dikkat edilirse bütün toplumların başında kuruluşunda mezarlık vardır. Türbe vardır. Kaçınılmaz olarak. Neden? Çok basit bir şey. İnsanların bir arada tutan şey atalarıydı. Ataların ruhlarıydı. Onların mezarlarıydı. Dolayısıyla önce çarşı pazar ortaya çıkmadı. Kabe bile öyledir. Kabe bile aslında bir tür türbedir. Hazreti İsmail'in ve Hazreti Hacer'in mezarları vardır. Kabe onların üzerine konulmuş bir örtüdür esas itibarıyla. Bütün antik toplumlar için, ilkel toplumlar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Dolayısıyla en temel ihtiyaç bir araya gelme ihtiyacıydı. Yani bu akşamın konusu olan dünyayı birliğe getirmek anlamında bizi ne bir araya getirir? Ortak inançlar bir araya getirir. Ortak ihtiyaçlar da bir araya getirir ama ortak ihtiyaçlar kadar, yani avlanma mesela bir ortak ihtiyacın karşılanması içindir. Ancak dans etmek, ki ibadetin temeli danstır, ritimdir ve ritim toplumları bir araya getirir ve insanlar birlikte yemek yediklerinde, birlikte yedik içtiklerinde birlikte dans ederler. Yani büyücü olmasaydı ve daireler çizerek belli inançlar altında dans etmeselerdi, ibadet etmeselerdi, ilkel toplumlar bir araya gelemezdi. Dolayısıyla ilkel toplumların temelinde inanç vardır. Bu inanç muhayyileye dayalıdır. O yüzden çok kısa zamanda göğe gücünü gökten gelen bilgilere dayandırır. Bilim burada bilimden söz edebilir miyiz? Önce inanç vardı dedik. Evet. Sonrasında akabinde de bilim. Bilim zanaatler olarak, teknolojiler olarak ortaya çıktı. Tam bugünkü anlamda bilim diyemeyiz. Bugünkü anlamda bilimin ortaya çıkması için felsefenin ortaya çıkması gerekiyordu. Bilimin değil. Bilimin, yani şöyle biraz sinir bozucu bir ifadedir. Çünkü zamanında söylendiğinde çok büyük tepkiler almıştı. Ve üstelik 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden biri Heidegger, Martin Heidegger, bilim düşünmez demişti. Ne demek istemişti hocam? Bilimin kavramlayışı olmaz. Bilim esas itibariyle bir açıklama biçimidir, bir çözümleme biçimidir. O yüzden bilimle dini karşı karşıya getirebiliriz. Yani bilim deney ve gözlem aracılığıyla hiç kuşkusuz usu da kullanarak
dünyayı açıklar. Dünyayı açıklamak ne demek? Dünyadaki düzenliliği, yasalılığı anlamaya, kavramaya çalışarak onu çözümler. Yani bir neden-sonuç ilişkisine dayalı açıklamalar yapar. Böyle oldu, bundan dolayı oldu. Yani yağmur nasıl yağıyor? Deprem nasıl oluyor? Bunu açıklar. Bu aslında sentetik bir çaba değildir. Analitik bir çabadır. Yani bir çözümlemedir. Dinin yaptığı ise, o yüzden bilim topluluk meydana getirmez. Yani bilimsel toplulukları bile bilim adamları meydana getirmemiştir esas itibariyle. Onda devlet, siyasi erk bunu talep etmiştir. Bilim adamlarının çünkü bir araya gelme, toplumsallık yetileri zayıftır, yoktur demeyeyim. Abartmayayım ama bilim adamları bir araya gelerek bir iş yapmayı örgütleyemezler. Bunun için yine siyasi erkin devreye girmesi gerekir. Ama din öyle mi? Din tam tersine çözümlemez. Hiçbir şeyi analiz etmez. Oldu, çünkü zaten araçları itibariyle de yaşamı ve dünyayı bütünlüğe getirir. Yani bilim bir anlamda bölme işlemi yaparken, çıkarma işlemi yaparken, din toplama ve çarpma işlemi yapar. Öyle söyleyeyim, yani basitleştirmek için daha sentetik davranır, analitik davranmaz, çözümlemez. Ya ne yapar? Bütünlüğe, birliğe getirir. Niçin bunun neye dayanarak yapar? İmgeleme dayanarak, muhayyileye dayanarak yapar. Bilim muhayyileyi kullanmaz, varsayımları kullanır. Varsayımlar için böyle bir şey, tasarım düzeyinde bir işlem denebilir. Dolayısıyla dünyayı birliğe getirme yeteneği dinde vardır. Nasıl, ne demek dünyayı birliğe getirmek? Aslında bütünlüğe getirmek demektir. Birliğe, çünkü bütünlük de birliğin bir belirlenimi, bir biçimidir. Bütün başı, ortası ve sonu olan şeydir. Eğer başı, ortası ve sonu yoksa bir şeyi bütünlüğe getiremez. Yani bütünden söz edemezsiniz. Dolayısıyla dünyayı bütünlüğe getirmek için mesela Hazreti Adem ile Havva derseniz, cennetle başlarsanız bakın bir başlangıç elde ettik. Bir de kıyamet kopacak. Her şey yok olacak. Orada da bir son var. Orada da bir son var. İşte uslu çocuklar olun, arada da Tanrı'ya buyruklarına uyun, işte günahlardan kaçırın, birbirinize haksızlık yapmayın filan diye bir orta var, ara var. Dünya bir araya geldi. Bilim bunu yapabilir mi? Bir başlangıç ve bir son koyabilir mi? Koyamaz. Tam tersine konulmuş başlangıç ve sonuçları sınar ve onları çözer. Vaadi budur zaten. Gücü de budur. Zayıflığı da gücü de aynı yerdedir. Dinin de öyle. O yüzden ben dine bütünlüğe getirme, imgelem aracılığıyla bütünlüğe getirme işlevini tanımlıyorum ve diyorum ki buna anlamlandırma diyorum. Niye anlamlandırma diyorum? Şundan dolayı bir şeyin anlamının olup olmadığını sorduğumuzda eğer amacı varsa bir şeyin anlamı vardır. Mesela bu yaşamın bir anlamı var mıdır diye sorsam. Kişiden kişiye değişir tabii. Kişinin amacı varsa o hayat onun bir için amaç bir anlamdır. Tayin etmedikçe anlamdan söz edemezsiniz. Yani önce bir amaç koymalısınız. Nasıl amaç koyacaksınız? Amaç koyabilecek yetenekte bir yaratıcı varsayarsanız. İşte derseniz ki bir fail olması lazım. Bir özne, öyle bir özne tasarımlamanız gerekir ki bu özne amaçlayabilen bir özne olmalı. Dolayısıyla bir ussallığı olmalı. O zaman bu evreni niye yarattı, niye var etti bu özne?
şundan dediğinizde birdenbire yaşamın amacı olur. Mesela İslam dininden bu tür denemeler var. Kur'an'da da bu konuda bir ayet zikredilir. Ben insi ve cinni bana kulluk etsinler diye yarattım. Demek ki mantıksal olarak bu bir temel neden değildir. Ama böyle kabul edebiliriz. Yani biz bu dünyaya niye geldik? İşte Tanrı bu evreni yarattı. Bizi de önce cennette Adem babamızı, Havva anamızı yarattı. İşte onlar bazı kusurlar işlediler ve dünyaya düştük. İşte bunlardan ders çıkaracağız. Tanrı'nın buyruklarına uyacağız. Uslu çocuklar olacağız ve sonuçta bir daha sınava çekileceğiz filan. İşte tamam, size bir amaç var, bir anlam var ve bu amaç ve bu anlam diyelim ki bir dindar bilinç açısından kulluk etmedir. Şimdi bilimden buna benzer yanıtlar, anlamlandırma denemeleri bekleyemeyiz. İşte felsefenin önemi burada ortaya çıkıyor. Niye felsefeye hava ve su gibi ihtiyacımız var? Özellikle bizim ait olduğumuz coğrafyada. Felsefe esas itibariyle bilime dayanır. Yani çözümlemeye ve doğa bilgisine dayanır. Dünyayı açıklamaya çalışır. Ama açıklama tikeller üzerinden yürüdüğü için sürekli daha da parçalarsınız dünyayı. Ancak felsefe sanattan da yardım alarak dinin kullandığı imgelemi, imgeleme dayanarak değil, usa dayanarak bütün hakkında konuşmaya çabalar. Yani felsefe dünyayı sadece açıklamaz, aynı zamanda anlamlandırmaya, yani bir birliğe, bir bütünlüğe getirmeye çalışır. Ne ki dayandığı zemin, o bilimsel zemin değiştikçe felsefenin kurduğu yapılar, filozofların kurduğu yapılar, isterse bunlar bir okul teşkil etsin, okullar teşkil etsinler ki öyle olmuştur, hiç fark etmez, devamlı değişir. Yani Descartes'in kurmaya çalıştığı dünya ya da Kant'ın kurmaya çalıştığı dünya Newtoncu fiziğe dayanıyordu. Newtoncu fizik çökünce Kant'ın açıklamalarının çoğu havada kaldı. Kendi çağı için çok iyi bir bina yaptığı halde o bina işte 21. yüzyıla aynı güçte gelemedi. Bugün bizim kuracağımız, kurduğumuz yapılarda bilimin, o bilimsel zeminin değişmesiyle değişecektir. Şimdi felsefenin açıklama dışında anlamlandırma, bir amaç tayin etme yeteneği olduğunu söyledik. Niye? Bilimin yapmadığı bir şeyi, yani imgelemi kullanır. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz, özetleyecek olursak, bilim açıklar ama anlamlandıramaz. Din anlamlandırır ama açıklayamaz. Hakkında konuştuğu dünyayı tanımaz din. O yüzden o dünyaya dair nesnel ve analitik bilgiler verme yeteneğinden yoksundur. Ama felsefe hem anlamlandırır hem açıklar. Ben bunu bir metaforla tanımlamıştım zamanında. Anlamlandırma bizim güvenlik ihtiyacımızı karşılar. Yani insanın en temel ihtiyacı nedir? Psikolojik ihtiyacı, tinsel ihtiyacı nedir diye sorulsa hiç tereddütsüz güvenlik. Tabii. Yani insan kendini güvenlik içinde hisseder. O yüzden açık alanda yatamayız. Barınma kapalı ihtiyacı, evet, hissederiz. İşte din bize o barınağı verir.
küçüktür. Ama biz onun içinde kendimizi güvende hissederiz. Doğru mudur? Kimileri için doğrudur hocam. Güvenlikte olanların umurunda bile değildir. Yani bir Afrikalı için yaptığı büyünün doğru olup işe yarayıp yaramadığı daima ikincildir. Önemli olan doğaya hükmettiğini sanmasıdır. Yani güç. Şöyle, kendini güvende hissetmesi. Bilim böyle bir şeyi bize sağlayamaz. Çünkü bilim fiziksel olarak bize kendimizi güvende hissettirecek araçlar sağlar. Ama duygusal olarak, yani bir kendimiz ya da Allah korusun tanıdığımız biri kanser olduğunda, yani doktorun yapabileceği nedir? Bizi şifaya kavuş, tedavi etmek. Tedavi edilme aşamasını geçtiysek, yani diyelim ki metastaz yaptıysa, doktor eve götürün diyecektir hastanızı. Ama bir imam, bir rahip ya da belki bir şair, bir derviş, bakın size bir hikaye anlatayım diyecektir. Ve o hastanın korkusunu, yalnızlığını, çaresizliğini unutturacaktır. Yani gerçekler karşısında insan bilinci o gerçekleri çarptırmadan yaşamda kalmayı beceremez. Güvenlik duygusu, ki narsizmle ilgili 20. yüzyıl boyunca ortaya atılan teorilerin en temel dayanağı da budur. Yani güvenlik ihtiyacını karşılamak için bizim var olup biteni çarptırmaya ihtiyacımız var. Ne demek hocam o? Çarptırmak yani derken? Yani aldanmaya, kendimizi aldatmaya ihtiyacımız var. Hı. Yani hiç kimse 3 gün ömrün kaldı denmez yani. Hiç kimse diyemez. Anneciğim 3 gün ömrün kaldı. Evladım 3 gün ömrün kalmış. Diyemeyiz. Onu doktor der. Biz diyemeyiz. Ya belli olmaz ya. Bir yerde duydum. Bir tane kadın varmış. İşte kurşun döküyormuş. Filanı dökmüş. Galiba akciğer kanseri hemen iyileşmiş. Umut. Umut devreye giriyor burada. Yani bunun doğru olup olması önemli mi? Değil. Dolayısıyla teselliye ihtiyacımız var. Ben o yüzden bu metaforu şöyle söyleyerek tamamlayabilirim. İnsanın ısınmaya ihtiyacı var. O yüzden din ısıtır. Yani dünyayı birliğe, bütünlüğe getirme çabası bir güvenlik duygusu elde etmeye dayanıyorsa bunu ısınmayla ifade edebiliriz. İnsan karanlıkta yaşayabilir ama soğukta yaşayamaz. Bilim ise aydınlatır ama ısıtmaz. Dolayısıyla bilimin anlamlandırma, dolayısıyla ısıtma yeteneği olmadığı gibi dinin de açıklama ve yine dolayısıyla aydınlatma yeteneği yoktur. İşte felsefe dinden bilime geçiş aşamasında, o yüzden hala yani felsefe yapmakla edebiyat yapmayı birçok kişi birbirine karıştırır ve biraz burun bükerler. Felsefe böyle çok karmaşık gelebilir. Biraz kelime oyunu, laf oyunu, boş konuşma gibi gelir. Özellikle sıradan bilince. Sıradan bilinç, doğal bilinç, eğitimsiz bilinç kavramla temas kuramadığı için tasarımlara dayanmak ister. Yani daima burada ve şimdi bu diyebileceği şeyle temas kurmak ister. Yani insan ne kadar dokunabiliyorsa, duyulara dayalı nesnelere ne kadar çok atıf yapılıyorsa o kadar iyi anladığını zanneder. Şimdi bizi izleyenlerin bir kısmı en azından ısıtma ve aydınlatma örneğini açıklama ve anlamlandırma
tanımlarından daha iyi anladıklarını düşüneceklerdir. Heh, filan diye. Çünkü ısıtmayı imgeleyebiliyor, tasarımlayabiliyor yani. Isıtma deyince biliyor soba başında durduysa, kalorifer başında. Aydınlatmayı da biliyor. Ama açıklama, çözümleme, analitik çözümleme filan dediğimizde eğer bu konularla doğrudan alakası yoksa ne diyor bu adam diyecektir. O yüzden sıradan bilinci kendi haline bırakarak devam etmek zorundayız. Felsefe hem anlamlandırma hem açıklama ihtiyacını yaptığı için, karşıladığı için, çünkü hem usul, aklı hem de muhayyileyi, imgelemi birlikte kullanır. Yani felsefe yanılmaktan, yıkılmaktan korkmaz. Bilim korkar. Bilim kesin olmak, evet, kalıcı olmak ister. Felsefe evet, ummaktan ve geleceği biçimlendirmekten, dünyaya birlik kazandırma çabasından vazgeçmez. O yüzden biz burada, yani bundan sonraki programlar için de söylüyorum, de konuşacağız ama isterseniz ufak bir soluklanalım hocam tam da bu noktada. Ufak bir aramız var. Kısa bir ara verelim efendim. Akabinde devam edeceğiz. Efendim 1+1=1 programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Felsefe dünyayı birliğe getiriyor demiştik. Programımızın ismi de 1+1=1. Hocam ben şunu öncelikle sormak istiyorum. Şimdi bunu başta girişte de söyledim. 1+1=1 ne demek? Bu matematiksel bir kesinlik 1+1=2'yi söyler bize. Ama biz 1+1=1 derken ne demek istiyoruz? İsterseniz şimdi de bunu konuşmaya başlayalım. Evet. Bir artı bir en azından bir toplama işlemi, değil mi? Hı hı. Godard'ın filminde geçer. Yani artıyı atlıyor insanlar, oradaki artıyı. Arada bir artı var. Evet. Sıradan bilinç o artıyı atladığı için cesaret ister. Bir artı bir eşittir iki demek biraz düşünmeden konuşma kapsamına girer. Neden? Çünkü toplama ve eşitlik, özellikle eşitlik, yani işte ekran başındaki dostlara sorsak eşitlik hakkında bize aklı başında 2-3 cümle etmeyi deneseniz kendi kendinize, bunu becerebilir misiniz? Yani eşittir ne demek? İki denk demek. Benim ilk aklıma o geldi. Denklikle eşitlik arasında bir fark var mıdır vardır, sizce? Vardır. Mesela vardır. Uygunluk. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir kere 1+1 eşittir bir cümle değil. Değil mi? Bunu biliyoruz. Yani dil bilgisiyle bunu çözümleyemeyiz. O yüzden buna mesela denklem diyoruz. Bakın denk var orada. Bu bir önerme, mantıksal bir önermedir diyebilir miyiz? Bunu burada da acele etmememiz icap eder. Bu esas itibariyle aritmetik bir işlem. Bir hesap. O yüzden mesela Hobbes rasyo kelimesinin logosla irtibatını kurar ki doğrudur. Akletmek, yani düşünmek, toplama çıkarma yapmak demektir. Zaten rasyo logizestai esas itibariyle hesaplamak demektir. Ki Platon'un metinlerinde çok bol sayıda da örnek vardır. Şimdi
bir dediğimizde orada bir rakamı yazıyoruz, değil mi? Harfle yazmıyoruz onu, bir diye üç harfle bir diye yazmıyoruz. Oraya bir rakam yazıyoruz. O rakam bir şeyi temsil ediyor. Sayıyı temsil ediyor. Ama sayılanı temsil etmiyor. Değil mi? Sayılan yok. Bir nedir desem size? Ne yanıt vereceksiniz? Yani bir artı bir iki ettiğinde iki ne? Yani iki nedir diye sorduğumuzda... Nicelik oluyor. Efendim? Nicelik oluyor. Bir sayı, nicelikten öte bir sayı. Şimdi bizim kullandığımız, yani programın ismini olarak kullandığımda bir artı bir eşittir bir. Fakat o denklemin arkasından hep bir cümle gelir. Bir damla, bir damla daha, iki damla etmez, daha büyük damla eder. Şimdi o yüzden şöyle düşünelim, yani hep birlikte düşünelim. Bir elma daha kaç elma eder? İki elma eder. Niye daha büyük elma etmiyor? Ama bir çizgi, yani bir doğru daha kaç doğru eder? Lineer, birleştiriyoruz değil mi? Efendim? Birleştiriyoruz değil mi? Birleştirmek ne demek? Toplama yapmakla birleştirme yapmak arasındaki fark nedir? Bana göre yok. Elmaları yan yana getirseniz bile iki elma ediyor. Ama damlalar yan yana gelince daha büyük damla ediyor. Yani bir bütün oluyor. İki de bir bütün olabilir. Ama neticede şunu açıklığa kavuşturmamız lazım. Bizim programımızın ismi aracılığıyla ne söylemeye çalışıyoruz? Buradaki ironiyi açıklamadan önce bu dünyayı birliğe getirme meselesinde birliğin belirlenimlerini tanımak zorundayız. Bir sürü birlik var. Mesela eşitlik. Eşitlikle özdeşlik arasındaki ilişki. Mesela ben benim dediğimde ben bana eşitim demiyorum. Ben benim. Bu budur diyorum. Çay çaydır diyorum. Özdeşlik ilişkisi kurduğumda örnek vereyim izninizle. A A'dır dediğimde A kendisidir demiş oluyorum ve aslında A A'dır önermesinde bir A var. A A'dır diyebildiğim için A A olmayandır da diyebiliyorum. Yani özdeşliğinden söz ettiğimiz her durumda bir ayniyetten, bir kendilikten söz ettiğimiz her durumda bir başkalıktan söz ediyoruz. Özdeşlik olduğu için başkalık var. Yani ben ben olduğum için ben sen değilim. Benim kendiliğim sizin başkalığınızı ortaya çıkarıyor. Başkanın ortaya çıktığı yer özdeşlik. Şimdi bakın aynı yargıyı başka bir şekilde ifade edeceğim. A eşittir A. A eşittir A'da bir tane A yok. A A'dırla yani özdeşlik ilişkisinde bu A A'dır bir daha söylüyorum. A kendisidir demek. Ben benim demektir. Yani ben hem ben hem ben olmayan olamam. Dolayısıyla özdeşlik ilişkisinden sonra felsefenin yani kurgul aklın en büyük ilkesi ortaya çıkar. Çelişmezlik ilkesi. A A'dır ise A A olmayan değildir. Yani bir şey hem A hem A olmayan olamaz. Bu özdeşlik ilkesi. Ama A eşittir A dediğimde eşitlik ilişkisi var. Özdeşlik ilişkisi değil, eşitlik ilişkisi var. Şimdi bizim programın başlığında A artı, bir artı bir eşittir bir. Şimdi diyorum ki bakın çok basit bir şey söyledim. Elma dediğimizde bir elmadır diyemeyiz. Yani biz oraya bir artı bir eşittir iki değil bir dememizi mümkün kılan şey
oradaki birlerin ne olduğunu söylememiş olmamız. Çünkü bir damla bir damla daha iki damla etmiyor. Daha büyük bir damla ediyor. Yani bir damla. Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Kelime oyunu mu yapıyoruz? Yine doğal bilinç, sıradan bilinç. Evet, bunları hocam. Edebiyat olarak algılayacak. Felsefe laf kalabalığı. Haklı olarak hiç kınayamayız. Çok haklılar. Dolayısıyla bu bir artı birin çözümlemesini ben kendi açımdan çözümlemeden evvel bunun nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir şey söyleyeyim. Bir kere benim on yılı oldu herhalde ya da 9 yıl oldu. Sinema ve Felsefe kitabımın kapağında Tarkovski'nin Nostalji filminden alınma bir fotoğraf vardır. O fotoğrafta yalnızlıktan korkuyorum diyen adamın böyle yağmur yağıyor, sular yağıyor, ıslak bir zemin, Tarkovski'nin çok sevdiği bir ortam. Orada duvarda 1+1=1 diye yazar. Dolayısıyla benim 1+1=1'e olan alakam esas itibariyle herhangi bir felsefi bir metinde karşılaştığım için olmadı. Bu Tarkovski ile başlamıştı. Ama Tarkovski'ye mi aittir? Hayır. Bu metafor, 1+1=1 metaforu 1964'te Antonioni'nin Il Deserto filminde ilk kez kullanılmıştır. Tarihler çok önemli. 64. Şunu söyleyebilirim. Nazım Hikmet'in bir kitabının adı 1+1=1 rakamla değil ama harfle bir. Oradaki bir çok sıradan bilince uygun bir kullanım. Neden? İki yazarlı bir şiir kitabı. Yani iki şair var orada ama diyorlar ki yani biz, siz bizim iki kişi olduğumuza bakmayın. Biz aynı şeyi söylüyoruz. 1930 çok eski bir tarih. Şimdi bugün paylaştığım bir fotoğraf var. Sokaktan çekilmiş. Nedense aklımda İspanya sokaklarından diyebiliyorum. İki genç birbirine sarılmışlar. Delikanlı kızı yanağından öpüyor. Ve üstüne 1+1 yazmışlar. Bu da yine sıradan bilince göre iki bedende bir ruh filan gibi benzetiriz ya, iki aşığın birliğini sembolize ediyor. Yani biz iki bedeniz ama aşkımız bizi bir birliğe getiriyor. Şimdi dolayısıyla 1+1=1 metaforunun sanat tarafından öne sürülmesi, yani benim tespit ettiğim 7 film var. Ki burada görsel dipnotlar da kullanabiliriz arkadaşlarımız. Olabilir, çok aynen. Sevinirim. Yine filmlerden, karelerde getiriyoruz ekrana. Antonioni'nin Il Deserto Rosso 1964 tarihli ilk film. Bu 64 dönemde 68 kuşağını hatırlayın. Savaştan sonra Jean-Luc Godard, Alphaville 1965. Bir yıl sonra o diyor yani toplama yapmak çok ciddi bir iştir, cesaret ister diyor. Üçüncüsü Tarkovski. Tarkovski'nin 83. Nostaljiya filmi. Çok güzel bir filmdir. Dördüncü örnek için bakın 83'ten 2006'ya gelmemiz gerekiyor. Ben notlarımdan söyleyeyim. Sebastian Schipa'nın Ein Freund von Mir diye bir filmi var. O filmde bu sahne geçiyor. Yani dördüncü kullanımı bu. Benim bunlar kişisel notlarım. Yıllar evvel aldığım notlar. Zaten 2014'te duruyor notlar. Yani son 7 yılda bu metaforun geçtiği bir filme denk gelmemişim.
Bu 2006'da bir film daha var, bir Japon filmi. Japoncasını Takashi Koizumi diye bir yönetmen. Türkçesini söyleyeyim ben, Japoncası Hakase no Asita Susuki diye geliyor. Profesörün sevgili denklemi. Evet, ekranla da yansıyor zaten. Evet. Altıncısı Denis Villeneuve Incendies 2010'da. Ve son olarak Luc Besson Lucy filmi 2014. 1964'ten 2014'e kadar. Yani 50 yıl değil mi? Ve 50 yıllık bir öykü ve şimdi sanat bunu niye kullanıyor? Yani biz ilginçlik olsun diye mi, bir felsefe programının adı niye bir denklem olsun? Değil mi? Sadece ilginçlik olsun diye bunu kullanmıyoruz. Böyle şaşırtıcı açıklamalar da yapmıyor. Ben sanatın bir artı bir eşittir bir metaforunda, bu bir denklem değil. Yani anca sıradan bilinç ona iki eder der. Çünkü hakikatle mecaz arasında bir ilişki vardır. İroniyi fark etmek lazım. Mesela ben burada bu programın adının bir artı bir eşittir bir olmasını olumladığım için bu adı tercih etmedim. Tam tersine bu benim eleştireceğim bir pozisyonu, metaforu. Ve sanat da bunu sezgiyle kavramış durumda. Bu konuda bir açıklama ya hiç tesadüf etmedim. Dolayısıyla bilen, rastlayan olur da bana beni haberdar ederse müteşekkir olurum. Peki niye sanatçılar bir artı birin iki etmesine tahammül edemiyorlar? Edemiyorlar mı? Ama bir diyorlar. Yani yedi yönetmen, yedi filmden söz ettim. Yani diğer bir artı birle ilgili afişler, işte kitap kapakları filan, bunları kültürel bir yayılma ve niye 1964? Niye 60'lar yani? Şimdi Tarkovski'nin Antonioni'yi ne kadar takdir ettiğini, hatta örnek aldığını biliyoruz. Alphaville mesela çok önemlidir. Niye Alphaville'de bu metafor kullanılıyor? Şöyle söyleyeyim. 20. yüzyıl. Şimdikiler pek bilmiyor onu. Bilmezler. Haklı olarak bilmesinler de. İki Dünya Savaşı oldu. Ve aydınlanma, bilim çağı 18 ve 19. yüzyıldan sonra. Tamam, bütün bilim her şeyi çözecek. Teknoloji müthiş almış başını. Ay'a bile gidiyoruz filan deneyeceği yıllarda iki dünya savaşı oluyor. İki dünya savaşında milyonlarca insan ölüyor. Ve o övülen, göklere çıkarılan bilim ve teknoloji silahlara dönüştüğünde insanlığı kurtaracak bir kahraman olma dan çok insanlığın canını okuyacak bir yıkım ideolojisi halini alıyor. O yüzden aslında bir artı bir eşittir bir de Kartezyen felsefeyle başlayan, Descartes'le başlayan yeni çağda dünyanın matematikleştirilmesi, dünyadaki ilişkilerin ve dünyayı anlama araçlarının tamamen nicelikler üzerinden kurulmasının eleştirisi vardır. Filmleri izleyenler bir kısmında en azından ilk üç filmde bunu göreceklerdir. Nedir o? Tarkovski'de Hiroşima ve Nagasaki'de atom bombasında ölen çocukların fotoğraflarını kullanır. Ve orada sürekli eleştirilen teknolojinin, savaşın yıkıcılığıdır. Ve o sanatçı, peygamberane şair ruhu bilimin ve teknolojinin insanlığa ödettiği bedel karşısında aslında o bilimi
ve teknolojiyi mümkün kılan dünya görüşüne isyan ediyorlar. Nedir o dünya görüşü? Evrenin matematikleştirilmesi. Bu kartezyen felsefeyle birlikte ortaya çıkan, yani bugün mesela anket, rating, tiraj, değil mi? Bunlar bir ölçümleme ve bu ölçümlemeler olmadan ne ekonomi ilerler, ne yaşam ilerler ve yaşamı tamamen niceliksel olarak, yani kaç paran var, değil mi? Kaç paralık bir adamsın sen? Böyle ölçüyoruz. Yani adamı parasıyla ölçüyoruz. Kaç paralık? Bağlı şeyler ölçülemez. Yani bağlı şeyler sayılamaz ve ölçülemez. 20. yüzyılda, özellikle 19 ve 20. yüzyılda dünya her şeyi sayma ve ölçme çılgınlığına, istatistiğin çılgın. Bugün bile öyle. Yani bugün bile siyaset hala anketler üzerinden gidiyor. Oyları sayıyorlar, eğilimleri sayıyorlar filan. Ekonomi de böyle gidiyor. Eğilimleri anlamaya çalışıyorlar. Hukuk da böyle gidiyor. Her şeyin zemininde bir tür istatistik vardır. Yani devamlı bir ölçümleme. Şimdi bu ölçümleme ne zaman başladı? 17. yüzyıl Galileo, hatta işte İtalyanca bir metninde şöyle söyler: evren kocaman, büyükçe bir kitaptır. Bu kitabı anlamak istiyorsak, yani okumak istiyorsak, bu kitabın dilini bilmek zorundayız. Ve bu doğa denen, evren denen bu dünyanın dili matematiktir. O yüzden üçgenler, silindirler, küreler, daireler onun harfleridir. Şimdi çok girmeyeceğim buradan, kısaca kaçacağım. Fazla işkenceye dönmesin bu iş, ama Descartes, bunu söylemem icap eder, cisim kavramını tümüyle uzanıma, uzam demiyorum, uzanıma, Arapçada imtidat derler, res extensio, uzanıma indirgedi. Uzanım ne demektir? En boy derinlik demektir. Yani içinde bulunduğumuz dünya sadece en boy derinlikten imtidat dediğimiz, isterseniz biz buna uzam da diyebiliriz, bir uzamdır diyor. Yani evren tamamen bir geometrik ağ olarak tanımlanıyor. O zaman evreni anlamak istiyorsak ne yapacağız? Çok basit. Matematik yapacağız. Çünkü evren matematiksel bir nesne ise, evrenin özü matematikselse, evrenin okunabilmesi, yorumlanabilmesi, onun geometrik ve aritmetik doğasıyla temas kurmaksa, o zaman aritmetik ve geometriden yararlanmak zorundayız. Bunu işte Descartes analitik geometrinin kurucusudur. Yani vektörel hesapların ilk mucitlerindendir. Şimdi dünyayı niceliğe indirgemiş olduk ve matematik, dünyanın matematikleştirilmesi 17. yüzyıldan itibaren sürdü ve bunun sonuçlarını bilim ve teknoloji olarak 20. yüzyılda aldık. Fakat iki dünya savaşı çok büyük bir bedel olarak göründü ve sanat buna karşı sesini çıkardı. Şimdi ben kendi çözümlememi izninizle yapmak istiyorum. Yani 1+1 eşittir 1 ya da 2, yani bir metafor olarak 1'dir. Aritmetik bir denklem olarak 2'dir. Ama geometrik olursa 1'dir. Nasıl oluyor bu? 2 halde de niceliktir. O yüzden biraz bizi izleyenlerin de bağışlamasını rica edeceğim. Çünkü biraz teknik, biraz birkaç açıklama yapmak istiyorum.
felsefe yapmakla edebiyat yapmak arasındaki farkı da böylelikle ortaya koyalım. Bunu sırf metaforik gücünden yararlanmak için kullanmadığımızı da gösterelim istiyorum. Şimdi ben hep şey derim, yani dinlerken kağıt kaleminiz yanınızda olsun. Çünkü kavramları takip edebilme imgeler gibi olmaz. Şimdi biz hani doğum günlerinde filan insanlara ne diye hitap ederiz? Nice yıllara deriz, değil mi? Nice yıllara. Ne demek isteriz? Daha nice yılların olsun, daha önünde uzun ömrün olsun. Uzun. Evet. Ne demek istediniz? Çünkü uzun, sayılar uzun olur mu? Olmaz. Ne uzun olur? Ömür uzun olabilir hocam. Ömrün uzun ama olsun. Ama yani uzun hangi bilim dalında kullanılabilir bir kavramdır? Ne uzun olur? Çizgi uzun olur. Evet. Ömür çizgin uzun olsun, değil mi? Bak, geometrik bir şey. Yani uzunu kullandığımızda geometrik bir şeyden söz ediyoruz. Nice, ben nice adam gördüm filan deriz mesela. Nice deneyim yaşadım. Burada nice hangi anlamda kullanırız? Deminki gibi uzun diyemezsiniz. Başka bir sözcük, bir deneyin bakalım aklınıza geliyor mu? Nice adamlar gördüm mü? Orada birazcık niteliğe de giriyoruz sanki, yani ben ne adamlar gördüm. Nice acılar çektim. Tür. Şöyle, nice aslında çok anlamına gelir. Nice acılar çektim, çok acılar çektim demektir. Ama nice ömürler dediğimde uzun ömürler demiş oluyorum. Şimdi aynı bir artı birdeki problem burada da var. Birinde uzun diyoruz, birinde çok. Şimdi o zaman niceden başlayacağız. Niye? Dünyanın matematikleştirilmesi demek, nicelikleştirilmesi, nicelleştirilmesi demektir. Ama nicelik nedir, bunu biliyor muyuz? O yüzden işte biraz kısa bir yolculuğa çıkacağız ve nice açıklamalar yapmaktan kaçınıp, biraz kötü bir Türkçe oldu ama, niceden niceliğe geçeceğiz. Nicelik esas itibariyle bölünebilen demektir. Bölünebilirlik demektir. Nicelik, nitelikten farkı. Ve ikiye ayrılır. Bir tanesi çokluk, bir tanesi büyüklük. Çokluk sayılabilir olandır. Büyüklük ölçülebilir olan. Litre, değil mi? Sütü ölçersiniz. Ama kumaşı, kumaşı da ölçersiniz. Bilyaları sayarsınız. Birinde artma ve azalma hareketi, devinimi vardır çoklukta. Sayılabilir olanda. Ölçülebilir olanda da büyüklük ve küçüklük devinimi vardır. Dolayısıyla çokluk, çokluğun temeli, yani sayılabilir olanın temeli sayıdır, adet. Büyüklüğün temeli, dolayısıyla ölçülebilir olan temeli de ölçüdür, miktardır. Şimdi bunlar da kendi arasında ikiye ayrılır. Yani buraya kadar geldikse bundan sonrası kolay. Kimsenin gözünü korkutmayayım. Aslında çok karışık bir konu değil, çok basit bir şeyden düzeyinde ilerliyorum. Yani çokluk, büyüklük, sayılabilir, ölçülebilir olan, dolayısıyla sayı ve miktara ulaştık. Ama bir terimimiz daha kaldı. Bu Öklit'ten önce, geometrinin babası diyebiliriz, Öklit'ten önce Aristoteles'in özellikle tanımlarına dayanıyorum. Yani 2500 yıllık bir açıklama modelini kullanıyorum şu anda. Ee,
Nicelik aynı zamanda sürekli ve süreksiz ya da kesintili ve kesintisiz olmak üzere ikiye ayrılır. Örnek veriyorum. Sayılar süreksizdir. Mesela 1'den 10'a kadar sayın ve 2'ye ayırın. 1'den 10'a kadar saydığımızda 2'ye ayırırsak 5 burada kalır, 5 de burada kalır. Burada 5 var, burada 6 var. 5 ile 6 arasında ortak bir nokta var mı? Yok. O yüzden buna kesintili deniyor. Tabii bir şeyi hatırlatmam lazım. Yani fazla bilgi vermek meseleyi daha mı açık kılar, daha mı çok kafa karıştırır onundan emin değilim. Ama Yunan alfabesinde sayıları noktalarla ifade ederlerdi. Yani bir nokta, yan yana iki nokta, bir tane üçgen böyle üç nokta, bir tane dörtgen dört nokta, sayılar böyle giderdi. Şimdi onları birbirlerine birleştirirseniz, iki noktayı birleştirirseniz doğru, değil mi? Hı hı. Üç noktayı birleştirirseniz üçgen, dört noktayı birleştirirseniz kare elde edersiniz. Altı nokta dikdörtgen elde edersiniz filan. Şimdi dolayısıyla Yunan'daki gösterim biçimlerinin de sayıyla ölçüyü birlikte düşünmeye olanak sağlıyordu. Dolayısıyla bir de doğru düşünelim. Bir çizgi hayal edelim. O çizgiye AB doğrusu diyelim. Tam ortadan bölelim, oraya da C diyelim. İki tane doğru elde ettik. Biri AC doğrusu. Bir tanesi de BC doğrusu. CB doğrusu. Bak C ikisinde de ortak. O yüzden buna sürekli deniyor. Kesintisiz. Ama sayısal olana, yani 10 tane bilyayı, 10 portakalı yan yana koyduğunuzda bir süreksizlik elde ediyorsunuz. O yüzden 1 artı 1 eşittir 2 oluyor. 10 tane portakalı yan yana koyarsanız. Ama çizgi olursa, yani sürekli nicelik olursa, o zaman o bir çokluk değil. Çünkü 10 tane portakal ya da elma bir çokluk. Süreksiz bir çokluk. Sayılabilir bir çokluk. Sayarsanız 2. Ama ölçerseniz 1. Dolayısıyla birinin temeli aritmetik, sayı aritmetiğin temelinde yer alıyor. Yani sayıyı aritmetik inceliyor. Ölçü geometri inceliyor. Dolayısıyla burada iki bilim dalı var. Biri aritmetik, biri geometri. Bir tanesinde sayı var, bir tanesinde miktar var. Bir tanesinde çokluk var, bir tanesinde büyüklük var. Şimdi bu metafor, 1 artı 1 eşittir 1 metaforu, eğer sürekli nicelik açısından bakarsanız, bir elma daha 2 elma eder. Çünkü bir çokluk işlemidir, aritmetik bir işlem, bir hesap yaptık. Evet. Ama bir damla daha olduğunda o artık iki damlayı üst üste koyduğumuzda orada bir hacim ortaya çıktığından, en boy derinlik, hı hı, o geometrik bir nesne halini alıyor. Dolayısıyla artık orada sayamazsınız. Yani geometride sayamazsınız, aritmetikte ölçemezsiniz. Ölçemezsiniz ve sayamazsınız. Bu ayrımı daha da derinleştirelim isterseniz hocam, ama dilerseniz yine biraz soluklanalım. Kısa bir aramız daha var efendim. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim 1 artı 1 eşittir 1 devam ediyor. Tam da 1 artı 1 eşittir 1 ne demek, bunu konuşuyorduk. Hatta dünyanın matematikleştirilmesinden geldik. Şimdi sayıyoruz, ölçüyoruz ama bir yandan da bir bütüne kavuşacağız. Belki bir birliğe doğru devam edeceğiz. Tam da bu noktada kalmıştık hocam. Şimdi şöyle onu toparlayalım. Çünkü bunu bir somuta irca etmemiz, somuta indirgememiz gerekiyor. Ama burada eksik kalmaması için her iki halde de
1 artı 1 2 derse, 1 derse niceliksel bir anlatıma sahip. Yani neticede yargı nicelikle ilgili bir yargı. Dünyayı birliğe getirmekten söz ederken 1 artı 1 eşittir 1 de desek, 2 de desek, yani aritmetik, şöyle söyleyeyim, şu anda bizi izleyenlerin anlamış olması gerekir ki 1 artı 1'deki ironi, 1 artı 1'in 1 etmesi ironisi, aritmetik bir denklemi geometrik bir işleme döndürmektir. Dolayısıyla burada dünyayı birliğe getirmek yine nicelik üzerinden gerçekleşmektedir. Oysa ki bizim bu akşamki temel konumuz dünyayı birliğe getirme, bütünlüğe, bütünlük kazandırmaydı. Sayısal bir birlik değil, yani çoklukla alakalı değil, büyüklükle alakalı bir birlik gibi görünüyordu. Ama şöyle söyleyebilirim, kaç türlü birliğe getirmekten söz edebiliriz? Yani birliğe getirme, burada eşitlik var dedik, evet, ya. Evet, en temelinde birliğe getirmekten kastımız nedir? Şimdi şöyle, mesela bazı kelimeler var. Eşitlik yetmez. Mesela adaletle müsavat karşılaştırıldığında adalet bir eşitlik biçimidir siyasal anlamda. Ama diyelim ki ikimiz de kalemi beyaz, sizin de elinizde beyaz kalem var. Bakın burada biz bir birlik teşkil ettik. Değil mi? Beyaz, sizin kaleminiz de beyaz, benim kalemim de beyaz. Benzer kaleme sahip olma üzerinden. Bakın hangi kelimeyi kullandınız? Farkında olmadan benzer dedi. Benzer. Neden? Çünkü niteliksel bir ilişki var arada. Eğer birlik niteliksel olursa buna biz benzerlik diyoruz. Cinste veya türdeş olabilir. Cinste de olabilir. Mesela insanın atla canlıdır. İnsan da canlı. Aralarında bir birlik oluşmuyor mu? Evet, ama insan düşünen canlıdır artı. O ayırıyorsunuz ama canlılıkta ikisi de canlı. Buna cinste birlik deniyor. Diyelim ki siz de insansınız, ben de insanım. Biz de bir birliğiz. Bu nasıl bir birlik? Türde birlik. Bakın bunlar özsel birlik. Ama nitelikte birlik olunca buna benzerlik diyorsunuz. Oysa eskiler mütecanis derler, aynı cinsten, ya da mümasil derler. Eğer türdeş olursa, eskiden öyle derlerdi. Şimdi eğer nicelikte olursa, bakın şekilde de olabilir benzerlik. Sizin kupanızla benim kupam birbirine şeklen benziyor. Şimdi aynı gram olabilir. Yani 3 gram altınla 3 gram biber arasında ya da işte karabiber arasındaki birlik hangi bakımdan birlik? Ağırlık bakımından. Bu örnekleri arttırabilirim ama şöyle söyleyeyim. Denklik ve eşitlik kavramları nicelikteki birliğin adı. Yani nicelikteki birlikten söz ettiğimizde birlik, eşitlik ve denklik belirlenimi kazanıyor. Bir örnek daha. Tencere kapak. Tencere ile kapak arasındaki ilişki bir birlik teşkil etmez mi tencere ile kapak? Eder hocam. Nasıl bir birliktir bu? İkisi bir araya geldiklerinde içinde yemek yapılabiliyor. Ama ne kapağı elinize alın, tencereyi de alın. Aralarında ne tür bir ilişki var? Ama nasıl bir oluyor onlar? İşte buna diyorlar ki uçlar belirlenimi. Uçlarında tam kapak tencereye uyuyor. O yüzden artık buna ne denklik diyoruz, ne eşitlik diyoruz, ne benzerlik diyoruz. Buna uygunluk diyoruz. Yani şunu demek istiyorum.
birliğin değişik belirlenimleri vardır. Hangi kategoride? Mesela aynı anne babanın çocukları anne babalarına nispetle eşittirler, birdirler. Aynı babanın çocuğudurlar. Buna münasebet deniyor. İlişkide birlik. Yani kardeşlik ilişkisi onları bir kılıyor. Dolayısıyla artık orada denklik, eşitlik, uygunluk gibi, benzerlik gibi kelimeler kullanılmıyor. Yani özetle şunu söyleyebilirim. Dünyayı birliğe getirmek istediğimizde bu birliğin nasıl bir belirlenim kazanması gerekir? Bunu şöyle yapalım. Hem konuşmamızı da toparlamak bakımından. Mesela milli birlik ve beraberlik diye bir tabir var. Değil mi? Yani bir ulus olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak biz nasıl bir birlik oluşturuyoruz? Şimdi bizi bir arada tutan ne? Yani hangi türden bir belirlenimle biz bir ulus olabiliyoruz? Hani diyorlar ya, siyasette kullanıyorlar işte, tek devlet, tek vatan, tek millet, tek din filan. Şimdi buradaki birlik nedir? Şimdi Aristoteles'in çok güzel bir eleştirisi vardır. Platon'un devlet modelini eleştirirken Platon biraz şiddetli bir yöntem, model kullanır. Sparta modelini bir aristokrat olarak ve biraz tek tipleştirir. Sınıfları birbiriyle baltayla ayırır. Birbirlerinden geçişlere izin vermez. Uzun hikaye. Aristoteles der ki ama toplum olmanın özü birlik değil ki, çokluk. Tabii bir miting alanında aynı partinin üyeleri bile olsa onların bir aradalığı birlik olarak mı adlandırılmalı? Hepimiz tek yürek, tek filan falan açısından bakarsanız, aynı hedefe yürümek filan bakımından. Yoksa orada bir sayısal çokluk mu var? Çokluk var. Peki o çokluğu birlik yapan ne? O birliğe doğru götüren? Ama çokluk varsa farklılık vardır. Vardır. Şimdi o halde eğer tek tip bir şekilde, diktatörce bir belirlenim talep ederseniz farklılıkları yok eder ve birlik getir. Yani herkese burada siyah giydirirsek bir birlik elde etmiş oluruz. Ama ne, gömleklerimizin rengi bakımından. Ya da işte eskiden ilkokullarda öyleydi, yaka ve önlük giydirdi. Birliği nereden elde ediyoruz? Şimdi dolayısıyla biz de ulus olarak, ülke olarak bizim birlik temelimiz nedir? Birliği bir de siyasal ve toplumsal yanıyla ele alalım. Yani bir artı bir eşittir birdeki, hala o birin etrafında dolanıyorum. Soy birliği mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sadece Türklerden mi oluşur mesela? Hayır. Toprak birliği. İşte şu kadar yüzyıldır bu topraklardayız. Vatan, mekan birliği. Yani aynı mekanda yaşıyoruz. Hani hemşeri gibi İstanbulluyuz, Tokatlıyız, Sivaslıyız filan. Türkiye'liyiz yani. Acaba aynı toprakta yaşıyor olmak mı bizi bir araya getiriyor? İyi ama biri deniz kenarında yaşıyor, biri dağın başında yaşıyor. Tarih birliği olabilir mi? Şu kadar yüzyıldır bir aradayız. Yani soy birliği, tarih birliği, vatan birliği, aynı kültür. Çay, simit, işte ne bileyim, kuru fasulye, pilav. Bunların hepsi etken hocam. Şimdi o zaman bizi bir araya getiren şey, siyaset mesela, nasıl bir bizim birliğimizi
birliğin hangi belirlenimi üzerinden tanımı? Ha, hepimiz Müslümanız olabilir mi? %99'u Müslüman. Yani din açısından belki biz bir aradayız. İşte şeyden, Malazgirt'ten bu yana. Din açısından birlik, tarih açısından birlik, kültür açısından birlik, soy bakımından birlik. Yamat desek ki soy bakımından desek, Türkler, Türk olmayanlar var. Müslüman desek, Müslüman olmayanlar var. Sünni desek, Sünni olmayanları var. Tarih desek, dün göçmüş olanları var. Yani bir herkes diyor ya işte Suriyeliler meselesi falan filan. Daha dün Bulgaristan'dan vardı filan. Yani hangimiz ne kadardır buradayız? Hepimiz nihayetinde bir yerlerden geldik. Şimdi o zaman bu birliğin temeli ne olacak? Eğer coğrafyaya dayanırsak, coğrafya bizi uzamsal bir birlik iddiası olabilir ki mekanla zaman arasında, onu da söylemem lazım. Büyüklük ve çoklukla ilgili bir şey, o bağıntıyı da kurarak söyleyeyim. Bir tanesinde yan yana olma söz konusudur. Bir tanesinde ard arda. O yüzden sayılar ard ardadır. Ama ölçümlenen şeyler yan yanadır. Bu bizdeki en azından Kant sonrası için söyleyebilirim. Zaman ve mekan kategorilerinin her şeyi ya yan yana ya ard arda görme. O yüzden bakın ne deniyor? Milli birlik ve beraberlik. Birlik yetmiyor. Bir de beraberlik diyor. Beraberlik yan yanalık. O yüzden beraberlik mekanda yan yana olmak. Aynı vatanda. Ötekisi tarihsel oluyor. Birlik dendiği zaman ard arda. Aşağı doğru biz şu kadar yıldır, yüz yıldır beraberiz demektir. Şimdi yanımda not aldım, buraya oradan okuyayım da bir hata olmasın. Kanun-i esasi. Kanun-i esasi Osmanlı Devleti'nin son padişahı, yani halifesi de diyebiliriz, Abdülhamit. 1876'da biliyorsunuz bizim ilk anayasamız ilan edildi. Ve iki dönem sürdü. 1877-78 Ocak ayı filan gibi ilga edildi. 30 yıl anayasasız geçti. Sonra ikinci meşrutiyet ilan edildi. Ve Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'yla da şeyiyle de Cumhuriyet'te Kanun Esasi'nin yerini Teşkilat-ı Esasiye Kanunu aldı. Şimdi bakın orada 5. madde. Padişah bizi bir hale getirebilir. Değil mi? Ya yani Osmanlı'yı Osmanlı birliğini neye borçluydu? Padişah, dine ki o dönemdeki Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük siyasetlerinin ikincisinin uygulandığı dönem. Yusuf Akçura'nın üç tarzı siyasetine göre Balkan Harbi'nde 19. yüzyılda hatta gayrimüslimler ayrılmaya başladığında gayrimüslim teba bu Osmanlı başlığı altında yürüyemeyeceği anlaşıldığında bari Müslümanları elimize tutalım dendi. Sonra Müslümanları elde tutamayınca sadece Türkleri elde tutalım dendi filan. Şimdi orada Abdülhamit o sadece Müslümanları elde tutalım siyasetin uygulandığı dönemin padişahı. Kanun esasiyi kaldırdı ve 36 yıldır da derler, 30 yıl anayasayı kaldırdı. O anayasanın kaldırılan, beğenilmeyen anayasanın 5. maddesi. Zat-ı Hazreti Padişah'ın nefsi hümayunu mukaddes ve gayrı mesuldür. Şimdi bu kısmı açıklayalım hocam. Evet. Yani şunu demeye çalışıyorum. Toplumu bir araya getirme biçimi,
toplumun bir arada bulunma biçiminin dayandığı şeyler soy birliği ise, o soyun yani Türk soyu anlamında bir ırki birlik değil, bir ailenin birliğidir. Osmanlı ailesinin, Osmanlı İmparatorluğu, işte Osmanlı Devleti Aliye-i Osmaniye aslında padişaha bağlı. Yani padişah neye bağlı? Soyuna bağlı. Osmanlı soyunda. Dolayısıyla padişahın kendisi kutsanmadıkça devlet kutsanamıyor ve birlik sağlanamıyor. O yüzden padişah gitti biz dağıldık diye düşünüyorlar. Yani halife veya padişah birliğin nedeni oluyor. Bunu şunun için söylüyorum. Soy birliği tarih birliği, toprak birliği, kültür birliği, din birliği, bunlar birlik için birliğin belirlenimleri olarak ne kadar değer vermemiz gerekir? Ne anlama gelir? Onu açmak için söylüyorum. Oysa Cumhuriyet'in ikinci maddesi, okuyayım. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Türkiye Devleti'nin dini, dini İslam'dır. Resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir. 11 Nisan 1922 28 tarih ve 1222 sayılı kanunla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Resmi ikincisi Türkiye Devleti'nin resmi dili Türkçedir. Makarı Ankara şehridir. Daha sonra 1937'de değiştiriliyor. Türkiye Devleti cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, laik ve inkılapçıdır. Resmi dili Türkçedir. Makarı baş şehri Ankara şehridir. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Şimdi sadece anayasaları takip ederek görüyoruz ki devleti bir arada tutan şey, toplumu bir arada tutan şey, padişah olabiliyor, din olabiliyor, tarih olabiliyor. Bunların hepsini birliğin belirlenimleri olarak konuşabiliriz. İyi ama biz bugün içinde yaşadığımız ülkede, bu ülkenin halkı olarak, yurttaşları olarak birliğimizi bu anlamda neye dayalı olarak bir arada tutabiliriz? Neye dayanırsak, hangi birlik türüne dayanabiliriz? Soya mı dayanabiliriz? İşte tarihe mi, mekana mı vesaire, kültüre mi? Ya da hepsine mi? Bu da bir seçenek olabilir mi? Ama şöyle işte, sadece Türkleri, sadece Müslümanları mı bir araya getiriyorsunuz? Birileri birinci sınıf vatandaş, diğerleri ikinci sınıf vatandaş mı oluyor? Yani nasıl olacak? Bunların, o birliklerin hepsi bizim gönül rahatlığıyla üstlenebileceğimiz birlik biçimi midir? O yüzden yani dinsel birlik, ırksal, soysal birlik, bu birliklerin İçinde yaşadığımız çağ bakımından da anlamını, yani bunu niye söylüyorum, işi lafı niye buraya getirdiğimi de biraz açıklık kazandırmam lazım. Felsefe dünyayı hem açıklar hem anlamlandırır dedim. Dolayısıyla bir toplum olma, bir ülkede yaşama, bir yurttaşlık bilincinin temelleri ne olmalı? Felsefe bu konuda bize nasıl yol gösterebilir? Şöyle söyleyebilirim. Bir arada olmamızı, bizi birlik haline getiren bir kere toplulukla toplum arasında Tönnies'in bir ayrımı vardır. Gesellschaft, Gemeinschaft ayrımı. Yani toplum ve topluluk. Toplulukta esas itibariyle bir yığıntı, yığılma söz konusudur. Bir çokluktur.
Ama işte Osmanlıcasını söyleyeceğim yine, kusura bakmayın, mütecanis, aynı cinsten. Yani özde birlik yoktur. Dolayısıyla topluluk, cemaat esas itibariyle daha küçük, daha rastlantısal birliklerdir. Özsel birlikler değildir. Ama toplum öyle değil. Buna cemaat, cemiyet ayrımı veya toplum, topluluk ayrımı diyebiliriz. İşte toplumu ırka dayandırabilirsiniz, dine dayandırabilirsiniz. Daha yüksek, daha geniş belirlenimlere dayandırabilirsiniz. Ama modern bilinç, felsefe, dinle ve bilimle olan ilişkisi itibariyle toplumdaki gelişmeyi nasıl okuyabilir, nasıl yorumlayabilir? Sadece nasıl açıklayabilir demiyorum, nasıl aydınlatabilir? Önümüzü nasıl aydınlatabilir? Bunun için bir araya gelmenin özsel bir birlik olması gerekir. Ne demek hocam? Şimdi mesela verdiğimiz örnekleri düşünün. 4-5 milyon Türk vatandaşı Almanya'da yaşıyor. Yani ne tarih birliği kaldı, ne şey birliği kaldı filan. İşte Avrupa'da da var, Amerika'da da var filan. Gittikçe de göç artıyor. O halde bizim bir arada olmamızın birlik itibariyle sadece niceliksel olmayan, sayısal olmayan, soy mesela sayıya dayanıyor. Oy bile sayıya dayanıyor, değil mi? Yani bugün işte anayasa, belli bir anayasa biçimi elde ediyoruz. Onu işte kaç, %51 oy attım mı? Tamam, %49. Yani Türkiye'de %49'un canı cehenneme. Yani %51'i kazandın mı? Tamam. Şimdi bu özsel birlik bir araya gelişimizin bizi bir araya getirecek şeyin özsel olması demek, ussal olması demektir. Nedir? Biz niye bir arada yaşamak isteriz? Ne ararız? İyi yaşamak isteriz. İyi yaşamak için işte ben zat-ı mukaddes, gayrimesul bir padişah filan ciddiye alamam. Yani zannediyorum hiçbir Türk vatandaşı bunu düşünemez. Yani öyle bir yönetici düşüneceksiniz ki başınızda padişah olarak zatı, Hazreti Zatı şey olacak, mukaddes olacak ve la yüsel olacak, gayri mesul olacak. Bunu kabul, eşitlik olmuyor ki o zaman. Çağdaş bilinç bunu kabullenemez. Biz haklara ve yükümlülüklere sahibiz. Yani haklarımız var, haklar karşılığında yükümlülüklerimiz var. Yükümlülükleri yerine getirdiğimizde o haklarımızı kullanmak isteriz. Yani o hakları kullanabilmek için yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz lazım. Nedir? Vergimizi ödememiz lazım. İşte erkeksek askerliğimizi yapmamız lazım vesaire vesaire. Bir araya gelişin esas itibariyle bir amacı olması lazım ve bu amaç bizi bir araya getirmeli. Bir aileyi bir araya getiren şey, kardeşleri bir araya getiren şey nedir? Bir miras kavgası çıktığında aile darmadağın olur. Peki son olarak nedir o amaç diye sorayım isterseniz siz hocam. İyi yaşamak. Ortak bir sözleşmeyle herkesin eşit olduğu, eşit ve özgür olduğu, yasa karşısında eşit olduğu, ussal bir hedefle birlik kazanılabilir. Yani iyi yaşama
bu toplumu bir araya getiren bireylerin arasındaki eşitlikle, yasa önündeki eşitlikle sağlanabilir. Bu eşitliği sağlayacak olan şey yasanın kendisidir. Yani bugün modern dönemde buna anayasa diyoruz. Anayasa ortak bir sözleşme olarak bizleri eşit, özgür ve kendi geleceğimiz hakkında karar veren bireyler olarak bir araya getirir. Bir araya gelmenin en temel şeyi, ilkesi, ustal bir ilke olarak yurttaşlık ilkesidir. Yani yasaya uygunluk. Yasa, eğer yasa olmazsa, bu yasa bizim kendi irademizle bu yasayı belirleyemezsek, bizim aramızdaki kuracağımız birliklerin tamamı ya nesebe soya dayanacaktır, ya toprağa dayanacaktır, ya geçmişe dayanacaktır filan. Ama bunların hepsi tinsel değil, özdeksel, maddi unsurlardır. Bunlar bir toplumun, modern bir toplumun birlik kazanabilmesi için yeterli değildir. Bu ne demek? Sözleşmenin, anayasanın söz konusu vurgulanmasının nedeni nedir? Hocam son iki dakikamız var ama bu çok topluyorum. Önemli bir nokta. Farklılıklara hürmettir. Farklılıklara hürmet ederek birlik olmak zorundayız. O yüzden nicelik, sayısal çokluk ya da nitelik ya da bir takım izafetler üzerinden birlikler bu toplumun yüksek bir birlik kurmasının sağlamaz. Bu birliğin ussal olması lazım ve yasayı kurup yasaya bağlılıkta birleşmesi lazım. Yani farklılıklardaki çoğunlukluğa hürmet etmeden bu birliği kuramayız. Yani bunu biraz toparlamakta problem var burası. Biraz zaman azaldığı için söylüyorum. Önümüzdeki programda kimlik sorununu tartışırken ele alırız diye düşünüyorum. Evet, böyle bir girizgah yapmak faydalı olabilir ama bugün ne konuştuk hocam? Felsefe dedik, dünyayı hem açıklar hem aydınlatır dedik ve 1+1=1 tabii ki. Tam da bu noktada birlik olmayı, birlik olmanın ana maddelerini, bir araya gelmenin temel ilkelerini konuştuk. Sevgili hocam, kıymetli hocam Dücane Cündeoğlu ile birlikte biz haftaya salı günü yine Bloomberg HT ekranlarında olacağız. Yine felsefe ve sanat konuşacağız efendim. Sizi de bekleriz. İyi akşamlar.